derin ve anlamlı olsun. Bir iki gündür falan, iki üç gündür görüşemedik. Bir halsizlik, yorgunluk, hastalık, ateş, efendim bir üşütmüştük falan vardı. Tabii Covid midir değil midir diye insan merak da etmiyor değil. Hal böyle olunca hastanesiydi, işte tedavisiydi. Birazcık dinlenmek zorunda kalma durumu hasıl oldu. O yüzden video çekemedim. Özür diliyorum. Sevgili kardeşler, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ayıcıklara devam. Pofidiklere devam. Evet, biliyorsun hani. Enerji bundan alabiliyorum sadece. Toplumun cezaevi hikayelerine olan ilgisi beni çok şaşırttı açıkçası. Normalde çok ifeti yükselen videolarım yok biliyorsun. 2-3 bin izlenip kalıyor genelde. Ama cezaevi hikayeleri ilginç bir şekilde ilgi görmüş. Cezaevi nasıl bir yerdir kısmı. Cezaeviyle ilgili biraz daha hikaye anlatmak isterim seninle. Sana seni eğer uyutuyorsa ve hoşuna gidiyorsa şayet böyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Ve anlatmaya devam edelim istiyorum. Şimdi cezaevine düştüğünüzde genellikle insanların bir beklentisi var. Yani şöyle işte içeride 10 numara yemek geliyor. İşte ne alacak canım, kapalı bir mekandır. En nihayetinde o mekanın içerisinde işte yatarak zaman geçiyor gibi düşünüyor. Suç işlememiş ama İstersen başıma ne gelecek kısmında pozitif yaklaşan insanlar. Yediğiniz yemeğin içinden kurt çıkar. Size söyleyeyim, yediğiniz yemeğin içinden taş çıkar. Eskiden biraz daha yani böyle dediklerim böyle o zamanlar biraz daha fazla belki oluyordur ama şimdilerde dışarıdan özeldi. Yani dışarıdan bir anlaşılmış firmadan gelen yemeklerin olduğu konuşuluyor. O yüzden belki de şimdi değişmiştir fakat geçmişe baktığında yenilecek yemekler değil, yatılacak mevzu değil. Yani şöyle bir koğuştasın, 20 tane yatak var, 40 kişisiniz. Şimdi düşünsene yani nasıl yaşayacaksın orada? Yani ya 40 kişi demek 40 taşak demek biliyorsun değil mi? 80 ayak demek bu. Yani 40 tane osuruk demek bu. Hani nasıl olacak yani? Böyle abi camaşta biraz havalandıralım dediğim bir ortam değil bu. Ve 40 farklı karakter. Yani hani hepimiz standart. Şimdi askere gidiyorsundur. Gittiğinde bir tertip, düzen, nizam, intizam var değil mi? Hani mevzu orada farklı. Ama burada adam ceza yatıyor yani. Hani cezayı ne şekilde yatacağını da sana sormaz açıkçası. Hani bana ne yani? Ben senin istediğin gibi davranmak zorunda değilim ki cezaevinde. Yani ister yan yatarım, ister düz yatarım, ister şöyle otururum, ister böyle otururum. Bir de cinayetten girmişsen, özellikle böyle bir durumda işte ağırlaştırılmış müebbet gibi bir ceza almışsan artık kaybedeceğin bir şey yok gözüyle bakıyorsun hayata. O yüzden hani 35 yıl yatacaksan bir 35 yıl, 10 kişi öldürsem de 35 yıl alacağım. Yani 150 yıl ceza verdiler bana. Fark etmez ki, toplamda yatacağım süre 35 yıl. Yani biri öldürdüysen üçü de öldürebilir duruma geliyorsun. Bu da cezanızın öyle çok da kat be kat artmayacağı anlamına geliyor ve bu yüzden de içerideki o cinayetten giren abinin hal ve tavırları çok da nizami olmayabiliyor. Kafada tutamıyorsun. Adam diyor ki ben sana doğru osururum. Ne diyeceksin şimdi? Hani ne yapabilirsin yani? O yüzden hani girilir de çıkılır da yatılır falan kafasına
asla gelmeyin. Çok iğrenç bir yerden bahsediyorum. Düşünsene bir kere. Ya, güneş doğuyor, görmüyorsun. Güneş batıyor, görmüyorsun. Hayatla ayağını toprağa değdiremiyorsun, düşünsene. Ayda bir defa görüşün olacak da şey, açık görüşün, işte sevdiğin birisi gelecekti, ona bir sarılacağım falan filan. Onun dışında asla. O da yani kaç dakika göreceksin birbirinizi? Ne kadar göreceksin yani? İçeriye bir de şimdi şey yapmışlar, yeni dönem işte Avrupa insan hakları falan filan mevzusuyla. Kırmızı pembe oda. Pembe oda. Ya abi, pembe odada yani şimdi yengenin gelişi belli. Hani ne amaçla geldiği belli. Çünkü yazdırman lazım kendini işte. Pembe oda ziyareti gününüz belirlendi. Şimdi sen birden koğuştan gidiyorsun. Arkadaşlar diyor ki nereye gidiyor Faruk? Diyor işte pembe oda ziyaretine gidiyor. Şimdi pembe oda dediğinde 3-4 saatlik bir zaman dilimi veriyorlar size. Bütün arkadaşlar biliyor şimdi senin pembe odadan geldiğini. Kanka işte iyisin hadi falan, hani yenge nasıldı? İçeride bir daha cinayet işlemeye sebebiyet verecek bir konu. O yüzden çok yoğun bir ilgi gördüğünü düşünmüyorum açıkçası. Kapısında şey bekliyor, gardiyan bekliyor işte, bir tık ötesinde fark etmez ki içeriden gelecek bir ses, bir işte kahkaha, ne bileyim bir muhabbet, dışarıdaki insanın da kulağına gidebilecek durumda. O yüzden doğru bir mevzu mu? Bence değil, bir oda yapılmış, ışıklandırması falan biraz daha böyle loş ortam gibi yapılmış. Sonra bir yatak var işte, karyola, efendim işte bir iki tane komidin su var. Ondan sonra işte içeriye yanınızda bir şey getirebiliyor musunuz? Bazı yerlerde inisiyatifle içeri yiyecek falan belki alabiliyorsunuz. Ve hani sırf cinsel bir durum söz konusu olacak diye yengenin oraya gelmesi durumu. Halbuki belki de yenge geldi ve sarılıp oturup ağlayacaksınız yani. Böyle bir kafada bir buluşma da olabilir. İçeride o işte 4 saatlik durumun tamamen sarılarak uyumak olabilme ihtimali de var. Fakat dışarıdakine hani kayağa binmesen de bindi derler muhabbeti gibi. Dışarıdakine bunu anlatmam mümkün değil. Bu da içeride o geyin dönmesi, ne bileyim iki kişi yan tarafta konuşuyordur. Aslında başka bir konu konuşuyorlardır, kikir diyorlardır. Sen kendi kendine ulan acaba benimle ilgili mi konuşuyorlar diye kurmaya başlarsın. Kavga çıkar yani. Bu çok da sağlıklı bir çözüm değil. Bir de birisi ceza çekiyorsa cezayı her alanda, her anlamda çekmeli. Böyle bir lükse gerek yok yani. Yok, bir de başını tutsaydık, peçete verseydik yani, o kadar da değil. İçeri girmişsin, tuvalet ihtiyacın mesela, günlük gördüğüm bir mevzudan bahsediyorum. Tuvaletini yapacağın 20 kişinin girdiği tuvalete girmek ve bu insanlar seninle beraber aynı anda giriyor neredeyse yani. Beş beşe giriyorsunuz sabahın erken saatinde mesela, rezillik. Dur işte içeriye bir iki fıs fıs bir şey sıkalım da öyle girelim dediğim bir ortam değil ki. Banyo keza öyle. Yani yaşanılabilir bir ortam değil. Çamaşırlarınızı yıkamak zorundasınız kendiniz. Zorundasınız.
ennemizi kafan hep sürekli dışarıda yani. Acaba ne oldu? Evde ne durum? Çocukları bıraktın ya da anneni babanı bıraktın. Sevdiklerini yalnız bıraktın. Geldim burada işte 20 metrekare, metrekarelik alanda saçma sapan bir hayatın içinde kaldın, böyle sıkıştın kaldın yani. Yani yaşanılabilir bir ortam olmadığını bilin diye anlatıyorum bunları, biliyorsun. Yani bazıları diyor ki niye anlatıyorsun, cezaevine mi girdin? Hayır. Bu durumları dinleyerek, öğrenerek, kafamızın kenarında bir yerinde işte not alarak seninle paylaşıyorum ki kafanda orası güzel bir yer olabilir mi ihtimali tamamen yok olsun. Böyle bir şey yok. Asla güzel bir yer değil. Senin içinde bulunabileceğin bir yer değil. Asla. Yani abi ben bir oda varmış, ben bir girsem de olur. Hani bak, o mevzuda insanlar çok fazla yanlış da yaptı, biliyor musun? Yani yanlış derken şey, böyle kolpalık yaptılar. Evli olmayan adam sırf içeride işini görebilmek adına cezaevindeyken nikah kıydılar. Bir sürü insan yani, yok ortada öyle bir şey yok. Ama işte bir kız buldurdular ailelerine. Hemen nikah falan filan, adam cezaevinde, kız içeride. Sırf pembe oda ziyaretinden faydalanabilmek için. Bu tarz evlilikler bile yapıldı. Bırak abi avcuyla. Yani hemhal olsun değil mi? Ne yaparsa yapsın yani, çözümü nasıl bulacaksa bulsun. Birini öldürmüşsün. Bir hırsızlık yapmışsın. Ne bir uyuşturucu satmışsın. Sevişmeyi ver canım yani. Hani öyle bir şey yok. Bunun adı cezaysa, o cezayı adam akıllı çekmesi daha makul. Yani doğru bir hareket olur. Ha bu arada içeride yediğiniz, içtiğiniz, işte efendim elektriğiniz, suyunuz falan, bunların da faturalarını yine siz ödersiniz yani. Öyle. Yan geleyim yatayım, devlet bizim elektriğimizi, suyumuzu ödesin gibi bir kafa yok, onu söyleyeyim. Bazıları öyle zannediyor da. İçeri giriyorsun, devlet bakıyor. Nereye bakıyorsan devlet sana ayda bir tane sabun verir. Bir de 3 öğün yemek adı altında yemek verir. Başka da hiçbir şey yok. Isınmanı falan filan hep sen ödersin. Paran yok. Ona göre o zaman eziyet çekersin. Ya bazen içeride kargaşa çıkar, bir şey olur falan filan. Ölüm orucu tutuyorum ben. Ben kendime zarar vereceğim falan filan kafasında. Bu insanlarla beraber takılmak istemiyorum kafasında bir hareket edersen. İşte hücreye geçersin. Hücrede tek başına yaşıyorsun. Ama orada da işte 2 metrekarelik mevzu. Bir yatak sığmış oraya. İşte bir tane tuvalet. O da tuvalet böyle yerin altında gibi. Hani bir metre kadar bir aşağıda, kafan dışarıda kalıyor, götün içeride kalıyor, anladın mı? Hücrenin önünden gardiyan falan geçerse, hani seni görsün, yüzünü görsün. Sıçarken seni görmüyor ama yüzünü görüyor, ne yapıyorsun, görmesi lazım. Aynı yerde yemek ye, aynı yerde yat, aynı yere sıç. Başımıza kötü şeyler gelmez ve bir kez gelmiş olduğumuz hayatın
içine sıçmayız açıkçası. Buna dikkat ederek adımlarımızı atalım isterim. Hepinizi kalbinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın komik bir videoyla karşınızda olmayı planlıyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Geceniz ne dedik? Güzel, uykunuz derin. Güzel uyuyun, derin uyuyun. Ama ne olur anlamlı uyuyun. Görüşürüz. Eyvallah.